Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle anlatıyor. Cennette minderler vardır. Şehitler ve peygamberler o makama hayran hayran bakarlar. Sahabe soruyor. Ya Resulallah, hem şehitlerin hem de peygamberlerin hayran hayran baktığı bu minderler kimlere aittir? Onlar Allah'ın dinini tebliğ eden, Allah'ın dinini anlatan, insanlara iyiliği emredip kötülüğü nehyeden davetçilerdir, tebliğcilerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıl boyunca terk etmediği tek sünneti tebliğdir. Diğer ikindi namazının sünneti, yatsı namazının sünneti ara sıra terk etmiştir. Nafile oruçları bazen terk etmiştir. Ama insanlara tebliğ, davet, iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek meselesini bir ömür boyu hiç terk etmemiştir. Son nefesinde bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine tavsiyelerde bulunmuş, ümmetine tebliğ ve davet yapmıştır. Dolayısıyla bu mesele çok önemli. Yani insanları Allah'ın dinine davet etmek, insanları iyiliğe davet etmek, kötülükten uzaklaştırmak için gayret göstermek gerçekten çok elzem bir mesele. Çünkü ancak iyileri ve iyilikleri çoğaltarak kötülükleri izale edebiliriz. Yoksa yeryüzündeki kötülükleri ortadan kaldırmak için uğraşacak olsak hiçbirimizin buna gücü yetmez. Ama o kötülüğe giden, o kötülüğü işleyen insanların elinden tutup onları iyiliğe sevk edebilirsek, o kötülükler işlenmediği için içki gibi, kumar gibi, zina gibi, yalan gibi, gıybet gibi meseleler bu şekilde Allah'ın izniyle ortadan kalkar. Peki biz tebliğ ve davet yapacağız dediğimizde bu tebliğ ve daveti nasıl yapacağız? Yani her önüne gelen bir şeyler anlatabilir mi? Her önüne gelen bir şey söyleyebilir mi? Her önüne gelen işte iyilikten bahsedebilir mi? Kötülükten bahsedebilir mi? Bunun kriterleri ne olmalı? Ya da insanlara iyiliği anlatıyorum, güzelliği anlatıyorum derken nasıl bir üslubumuz olması gerekiyor? Nasıl bir metodumuz olması gerekiyor diye sorduğumuzda evet, hocalarımızın cenaze namazlarında, cenazelerde çok sıkça okuduğu bir sure Yasin suresi. Kur'an'ın kalbi dediğimiz bir sure Yasin suresi. Çok sık okuyoruz değil mi? Mesela az önce hocamızın okuduğu bu ayetleri belki yüzlerce defa dinlemişizdir. Yüzlerce defa mealini merak ettik mi acaba? Yasin suresinde, Yasin suresinin ikinci sayfasında bize nelerden bahsediyor? Bizden ne istiyor, ne yapmamızı istiyor? Çünkü biz Kur'an'ın muhatabıyız. Kur'an bize indi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla iman edenlere indi. Yani az önce okunan ayetlerin hepsinden eren mükellef. Muhittin de mükellef. Değil mi? Ahmet de, Yusuf da. Herkes bu ayetlerden mükellef. Yani herkes bu okunan ayetlerden hesaba çekilecek. Yani bu ikinci sayfada okuduğumuz ayetlerden sorulacak. Diyecek ki bunlar anlatıldı bu ayetlerde. Peki sen bunun için ne yaptın? İyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmek. İnsanları İslam'a davet etmek konusunda Yasin suresinde emirler verdi. Ve bunun karşılığında biz şunu mu diyeceğiz? Ben hoca değildim ki. Ben nasıl anlatayım? Benim o kadar ilmim yoktu ki. Ben nasıl anlatayım? Ben nasıl yapabilirim bu işi diye? Yapamadım diyerek bir cevap verebilir miyiz? Hayır. Diyoruz ki burada herkes her işi yapamaz. Ama herkesin yapabileceği bir iş var. Herkesin bak değil mi? Kimisi kamerayı düzenliyor. Kimisi geliyor sohbet dinliyor. Kimisi çay dağıtıyor. Kimisi oturuyor. Kimisi şunu yapıyor, bunu yapıyor. Kimisi de uyuyor mesela. Hepsine ihtiyaç var. Bak dolayısıyla herkesin yapabileceği bir iş var. Bu konuda kimsenin kıyıda, kenarda durmak gibi bir hakkı yok. Çünkü bununla muhatabız. Çünkü bu bize sorulacak. Değil mi? Bu ayetler bize sorulacak. Diyecek ki böyle bir emir vardı. Bunları yapman gerekiyordu. Peki bunları niye yapmadın? O gün bütün mazeretlerin ortadan kalktığı gündür. Bugün istediğiniz kadar mazeretler sıralayabilirsiniz. Çocuk hastaydı diyebilirsiniz. İşler yoğundu diyebilirsiniz. Ticaret şöyle güzeldi diyebilirsiniz. Çok para kazanıyorduk diyebilirsiniz. Okul diyebilirsiniz. Kariyer diyebilirsiniz.
makam mevki diyebilirsiniz. İş, güç, ticaret, kadın, şu, bu diyebilirsiniz. Mazeretler üzerine mazeretler sıralayabilirsiniz. O gün mazeretlerin tükendiği gündür. Ve insanın hiçbir mazeretinin karşılık görmediği, kabul görmediği bir gündür. Kıyamet günü, mahşer günü, hesap günü. Bütün mazeretler ortadan kalkmıştır. Siz şu an kendi nefsinizde istediğiniz kadar bu yolda koşturmamak için mazeret üzerine mazeret üretin. İstediğinizi diyebilirsiniz. İstediğiniz mazereti böyle hem nefsinize hem kendinize bunu söyleyebilirsiniz. Hatta daha ötesi kendinizi buna da inandırabilirsiniz. Evet ya benim işim vardı. Evet ya benim ticaretim vardı. Evet ben bunu yapmazsam olmazdı. Hayat devam etmezdi diye mazeretler üretebilirsiniz. Ama o gün Rabbimizin huzuruna çıktığımızda bütün mazeretler devre dışıdır. Bütün ibadetler için de böyledir. Namaz için istediğiniz kadar mazeret üretebilirsiniz şu anda. Oruç için istediğiniz kadar mazeretler üretebilirsiniz. Zekat için mazeret üzerine mazeret sıralayabilirsiniz. Ama bizi bizden iyi tanıyanın damarlarımıza, kalbimizin derinliklerine, aklımızdan geçirdiklerimize varana kadar bizi iyi tanıyan Rabbimizin karşısına çıktığımızda bütün mazeretler geçersiz. Dolayısıyla biz Kur'an'ı iyi okumalı, iyi anlamalı ve öğüt almalıyız. Ayetler bize bunu söylüyor. Diyor ki, öğüt almazlar mı? Onlar Kur'an'ı okuyup anlasınlar diye biz o Kur'an'ı onlara kolaylaştırdık. Kolay kıldık. Bakın kolay bir kitabın önünde oturuyoruz. Kolay bir kitap. Okumasından tutun, anlamasına varana kadar, yaşamasına varana kadar kolay bir kitabın önünde oturuyoruz biz. Çünkü ayet bize onu söylüyor. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Var mı şimdi? Biz kendimize bunu söyleyelim. Şimdi öğüt almak istiyor musun Duran Hocam? Nasihat istiyor musun Onur? Öğüt almak istiyor musun? Bir ders çıkarmak istiyor musun? Bir ibret almak istiyor musun Musa? O zaman kulak vermen gerekir. O zaman bu ayetlere kulak vermen gerekir. Rabbimiz Yasin suresinin 2. sayfasında Ashab-ı Karye dediğimiz bir kıssadan bahsediyor. Okudu hocam meal değil mi? Onlara şehir halkından bahsediyor. Kur'an'ın 1/3'lük bir kısmı kıssalardan oluşur. Her zaman söylüyoruz. Kur'an bir tarih kitabı değildir. Niçin geçmiş kavimlerden bahsediyor? Musa Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyor, İsa Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyor, Lut Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyor, Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bahsediyor. Onların yaptıkları güzelliklerden bahsediyor, çirkinliklerden bahsediyor. Neden? Niçin bir tarih kitabı olmamasına rağmen niçin bu kadar tarihi ayetler var? Bunun sebebi nedir? Birincisi peygamberlerini teselli etmek, onların azmini, gayretini artırmak ve peygamberlerin iradesini bize göstermek için. Şimdi bu yol rehbersiz yürünmez. Mutlaka öncülere ihtiyacımız var. Mutlaka rehberlere ihtiyacımız var. Allah-u Teala geçmiş kavimlerden, geçmiş ümmetlerden, geçmiş peygamberlerden bahsederek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ashabına, ümmetine işte bunların ayak izlerini takip edin diyor. O peygamberlerin çektiği sıkıntıları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyor ve bu ayetlerin Mekke döneminde indiğini düşündüğünüz zaman şu sorularımıza cevap buluyoruz. Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eret, Abdullah İbni Caş, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu mecmain. Bu sahabeler bu kadar işkenceye, bu kadar zulme nasıl dayanmışlar? İmanlarını nasıl muhafaza etmişler? Bize geldiğinde imanın köz gibi olduğu, tutsan elini yakacak, bıraksan imanın gidecek bir zamanda nasıl bunu muhafaza edebilirim, nasıl tutabilirim sorusunun cevabı işte bu ayetlerin içerisinde. İkincisi Allah neden kıssaları anlatır? Düşünüp, ibret alıp ve örnek almak için. Üçüncüsü ise insanlara bir kimlik ve şahsiyet kazandırır. O ortamı düşünün, Mekke'de inen ayetlerin ortamını düşünün. Hepsi ayrı bir karakter, hepsi ayrı bir şahsiyet ve güzel şahsiyetler.
Bu ayetler insanlara karakter kazandırıyor. Ne kadar çok karaktersiz insan var değil mi? Ne kadar böyle basiretsiz, ne kadar basit işlerin peşinde koşan, basitçe davranan, basitçe hayatını harcayan, ömrünü tüketen insanlar var değil mi? 5 paralık adam diyoruz mesela değil mi? Bu şu demektir. Bu adama 5 lira verirsen bu adama her istediğini yaptırabilirsin demektir. Bak Kur'an bize bir şahsiyet kazandırıyor. Bir karakter kazandırıyor. Ne karakteri kazandıracak Yasin suresinin 2. sayfasında bize? Bir tebliğcinin, bir davetçinin nasıl bir karaktere sahip olması gerektiğini bize anlatacak. Bu davet yolunda nasıl mücadele etmesi gerektiğini anlatacak. Surenin birinci kısmında, giriş kısmında şehir halkından bahsediyor. İkinci kısmında ise, gelişme bölümünde ise elçilerin halka gelişini, onlarla tartışmasını ve şehrin diğer ucundan gelen adamdan bahsediyor. Habibi Neccar diye geçiyor. Üçüncüsü ise sonuç bölümünde ise küfürde inat edenlerin helakini anlatıyor Rabbimiz bize. Hep söylüyorum bakın şimdi Kur'an'ı anlamak istiyoruz. Bakın Yasin suresinin 2. sayfasını anlamak istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Birincisi aktörleri bir ortaya çıkarmamız gerekiyor. İkincisi mekanı ortaya çıkarmamız gerekiyor. Mekan neresi? Antakya diye geçiyor rivayet olarak. Orası geçiyor. Diğer aktörler kimler? Düşündüğümüz zaman 2 tane elçi, sonra onları destekleyen bir elçi daha ki İsa Aleyhisselam'ın havarileri olarak söylenir. Yuhanna, Pavlus ve üçüncüsü de Şemun. Üçüncü gelen kişi de Şemun olduğu söylenir. Muhammed Esed ise şunu söylüyor. Diyor ki Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onların arkasından gelen davetçiler, burada anlatılan aktörler bunlardır diyor. Şimdi şahsiyetleri de ortaya çıkardı. Peki Ashab-ı Karye dediğimiz meselenin amacı nedir? Şimdi mealini okuduk değil mi? Amaç nedir burada? Rabbimiz bu ayetlerde bize ne anlatmak istiyor? Şimdi tebliğ ve davet yolunda en çok ihtiyacımız olan şeyin sabır ve metanet olduğunu söylüyor Rabbimiz bize. Bu yolda en çok ihtiyacımız olan şey sabır ve metanettir. İslam'ı yaşamak için en çok ihtiyacımız olan, namaz içinde, oruç içinde, zekat içinde, hac içinde, infak içinde, tebliğ içinde, vakıf içinde, dernek içinde, çalışma içinde, ilim içinde, hepsi için bizim sabra ihtiyacımız var. Yasin suresinin 15. ayet kerimesinde şöyle söylüyor. Diyor ki, onlar şöyle dediler. Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman size bir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Şimdi bir tebliğci var, bir de muhataplar var. Karşıdaki insanlar var. Genel tavır nedir? Birine İslam'ı anlatmaya başladığında, İslam'dan bahsetmeye başladığında genel tavır budur. Ya sen dün bizim gibi değil miydin? Sen bizimle aynı mekanda değil miydin? Bizimle gibi gezmiyor muydun? Bizim gibi yemiyor muydun? Bizim gibi içmiyor muydun? Bizim gibi takılmıyor muydun? Ne oldu, ne oldu? Şimdi ne oldu? Hacı mı oldun, hoca mı oldun, sofi mi oldun, uçtun mu, kaçtın mı, indin mi, yukarı çıktın gibi tavırlarla karşılaşıyor. Oradaki elçilere söylenen şey siz de bizim gibi insansınız. Yani siz de bizim gibisiniz. Furkan suresi 7 ve 20. ayet kerimelerde ise şunu söylüyor. Diyor ki onların hepsinin genel karakteri buydu. Şimdi inkarcıların, iman etmek istemeyenlerin, bak şahsiyet ve karakter kazandıracaktı değil mi bu sure bize? İnkar edenlerin karakteri bu. Onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara tebliğ yaptığında bu nasıl peygamber diyorlar haşa. Bizim gibi yiyor, bizim gibi içiyor, bizim gibi ticaret yapıyor, işte ailesi var değil mi? Ona bir melek indirilmesi gerekmez miydi? Ona gökten sofralar indirilmesi gerekmez miydi? Bizim gibi insan diyor. Evet, bir bakıma doğru söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına gelen bir adam titrediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki niye titriyorsun? Ya niye titriyorsun? Ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum diyor. Ama bir farkla bana vahyolunuyor. Bana vahiy geliyor diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onlar bunu söylüyorlar. Eğer ki Allah tebliğ ve davet görevini meleklere vermiş olsaydı bu sefer de şöyle itiraz edeceklerdi. Diyeceklerdi ki bu bir melek. Biz bunu nasıl takip edelim? Biz bunun yaptıklarını nasıl yapalım?
Onlar günahtan beri insanlar, beri varlıklar. Biz bunu nasıl yapalım diyerek itiraz edeceklerdir. Allah bütün itiraz kapılarını kapatıyor. Allah bir toplumu helak edeceği zaman bütün sebepleri, bütün vasıtaları, her şeyi, bütün mazeretleri, itirazları ortadan kaldırır. Ondan sonra helak eder. Şimdi ilk karşılaştığımız şey, psikolog nerede? Dışarıda mı? İlk karşılaştığımız şey hidayet noktasında itiraz, ikincisi sorular, psikolojik sebepler ve ekonomik sebepler. Bir insanı hidayete ulaşmasını engelleyen sebepler bunlar. Önce itiraz, anlatılanların kabul edilmemesi. Deizm diyerek, ateizm diyerek, Kur'an'da çelişki var diyerek, hadiste şu var diyerek, peygamberde haşa şu var, bu var diyerek itiraz kapısı. İkincisi, anlayışsızlık. Anlamak istemiyor. Saatlerce konuşuyorsun, saatlerce delil sunuyorsun, saatlerce anlayacağı dilden akli, nakli deliller sunuyorsun ama hiçbir şey değişmiyor. Çünkü anlamak istemiyor. Çünkü anlayışsız. Diğer taraftan ne var? Psikolojik ve ekonomik sebepler var. Değil mi? Ekonomik sebepler. Hele ki bu zamanda ne kadar çok ekonomik sebepler. Girmeyelim buraya. İkinci meselemiz ise şu. Bize düşen açıkça tebliğ etmektir. Şimdi ben ne yapıyorum burada? Size bir şeyler anlatıyorum. Kur'an'dan anlatıyorum, hadisten anlatıyorum, sahabeden anlatıyorum. Ben vazifemi yapıyorum. İsteyen alıyor, isteyen ise almıyor. Bazen şöyle de olabilir. Resulullah aleyhissalatü vesselam veda haccında 100.000 küsür sahabeye konuşuyor. Ve şöyle bir cümle kuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Allah bir kuluna dünyayı mı tercih edersin yoksa ahireti mi tercih edersin konusunda seçimi o kula bıraktı diyor. Bu sözü 100.000 kişinin üzerinde 10.000'lerce kişi dinledi ama sadece bir kişi anladı. O anlayan kişi de gözyaşlarına boğuldu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Dediler ki ya Ebu Bekir sen niçin ağlıyorsun? Niçin böyle gözyaşı döküyorsun? Ne söyledi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Siz anlamadınız diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam veda ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat edeceğinin haberini veriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu dünyadan ahirete göçeceğinin haberini bize veriyor diyor. Binlerce insan dinledi ama bir kişi anlattı. Evet anlatacağız. Anlatacaksın. Binlerce insana anlatacaksın. Yüzlerce insana anlatacaksın. Anlamayacaklar. Kulak arkası edip gidecekler. Yani buradan çıkınca ya hakikaten ya Yasin suresinin 2. sayfasından bahsedildi. Bu kadar anlatıldı. Hele bir açayım Kur'an'ı da bir bakayım. Gerçekten Yasin suresinin 2. sayfasında Allah benden ne istiyormuş? Bir en azından bir Arapçasından, en azından bir mealinden okuyayım diye acaba kaç kişi diyecek? Ne güzel vebal attım değil mi? Evet, bize düşen kısmı neymiş? Sadece tebliğ etmek, sadece davet etmekmiş. Bizim Allah'ın mesajlarını insanlara ulaştırmak gibi bir görevimiz var. Zorla kabul ettirmek diye bir görevimiz yok. Dileyen inanır, dileyen inanmaz. Ama herkes tercihlerinin sonuçlarına katlanır. Hayatta da böyle değil midir? Yaptığımız tercihlerin sonuçlarına katlanıyoruz. Ne tercih yapmışsak. Bizim zorla kabul ettirecek diye bir durumumuz yok. Kesinlikle. Ne güzel ayet yapıştırıyoruz değil mi? Bakara suresi 256. Dinde zorlama yoktur. Evet. Seni Müslüman olmaya zorlayamam. Doğru. İman etmeye de zorlayamam. Ben senin üzerine bir zorba değilim. Ben sadece bir uyarıcıyım. Sadece anlatıcıyım. Sadece sana bunu söylerim. Sadece tebliğ ederim. Çünkü Allah ayette Peygamber aleyhissalatü vesselama bunu söylüyor. Gâşiye suresi 21 ve 22. Artık sen öğüt ver. Sen ancak öğüt vericisin. Sen onların üzerine zorba değilsin. Bak Peygamber aleyhissalatü vesselam amcası Ebu Talib için günlerce uğraştı. Münafık İbni Selül için günlerce uğraştı. O kadar Efendimiz aleyhissalatü vesselam ileri boyuta taşıdı ki meseleyi, İntihar edecek bir seviyeye geldi diyor rivayetler. Anlamıyorlar, dinlemiyorlar.
farkında değiller diye. Anlamıyorlar cennet var. Anlamıyorlar cehennem var. Anlamıyorlar hesap var. Bu günler, bu devran sürekli böyle dönmeyecek. Bu bitecek bir gün ya. Bunun bir sonu gelecek. Hepimiz o acı günle, dehşetli günle karşılaşacağız. İster namaz kıl, ister kılma. İster Allah yolunda koştur, ister koşturma. O günle karşılaşacağız. O günden kaçış yok. Sen bugün kaçtığını zannediyorsun. Sen bugün kurtulduğunu zannediyorsun. Sen bugün işi kenara bıraktığını zannediyorsun. Sen bugün kendince ürettiğin mazeretlere inandığını zannediyorsun. O gün geldiğinde bunların hiçbiri olmayacak. Sen istediğin kadar şu anda mazeret uydurabilirsin. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz sen onların üzerine bir zorba değilsin diyor. Diğer tavır ne? Kafirlerin, oradaki insanların bahanesi ne? Biz sizinle bir uğursuzluğa uğradık diyor. Siz geldiniz bizim işimizi, ticaretimizi, düzenimizi bozdunuz. Yasin suresi 18. ayet-i kerime. Dediler ki şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz mutlaka sizi taşlarız. Bizim tarafımızdan size elem dokunacak bir azap vardır dedi. İslam'da uğur ya da uğursuzluk diye bir şey yoktur. Uğurlu rakamım 10. İptal. Uğurlu rengim siyah. İptal. Uğurlu arkadaşım İbrahim. İptal. Öyle bir şey yok. Her şey Allah'ın iradesiyle olur. Allah'ın dilemesiyle olur. Başka hiçbir şekilde olmaz. Ki onlar bu karşılığı verdiler. Ne karşılık verdiler? Biz sizi taşlarız, biz sizi öldürürüz. Ne diyordu ayet? Sizden öncekilerin başlarına gelenler, sizin de başınıza gelmeden öyle kolayca cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz diyordu. Öyle taşlanmadan, öyle laf yemeden, öyle tenkit edilmeden, öyle eleştirilmeden, öyle iftira atılmadan, öyle hakaret görmeden, öyle taş görmeden, öyle sopa görmeden kolayca sabah işime gideceğim, akşam işimden geleceğim ve işin sonunda 50-60 yılı bu şekilde tamamlayacağım. Sonra da kolayca cennete. Ne güzel değil mi? Olsa dükkan senin. Ama öyle değil mesele. Sizden öncekilerin başına gelenler. Herkesin taşlanması farklıdır. Tamam, eyvallah. Peki onlar nasıl bir üslup kullandılar? Firavun'u anlatıyor. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın onların karşısına gidişini anlatıyor. Onlara yumuşak söz söyle. Ben biraz sert gittim herhalde değil mi? Evet, biraz sert oldu. Olsun, bazen lazım. Biraz yumuşatmak lazım. Biraz hikmetle konuşmak lazım. Bütün peygamberlere insanların verdiği karşılık buydu. 19. ayet ne diyor? Elçiler de uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz. Yani siz kendi yaptıklarınızın sonuçlarına katlanıyorsunuz. Siz azdınız, siz kızdınız, kızgınlaştınız ve bunun karşılığında uğursuzluğa uğradığınızı düşünüyorsunuz ama iş öyle değil. 4. mesele amaç. Yasin, Kur'an'ın kalbi, Ashab-ı Kariye de Yasin suresinin kalbidir. Ve burada mükemmel incelikte nezaketle bir tebliğ var. Şimdi surenin mesajlarına geldik. Mesaj alacağız abi, mesaj. Neydi? Bu kıssadan mesaj almamız gerekiyor, ibret almamız gerekiyordu. İki elçi geldi, Allah bir elçiyle onları destekledi. Ve onlar bu karşılığı verdiler ve şehrin diğer ucundan koşa koşa bir adam geldi. Ne kadar çok şey söylenir ya. Bazen yanı başınızdakilere anlatamazsınız. Kilometrelerce ötedekiler sizi daha iyi anlar. Bazen bir sokak ötedekilere nasip olmaz. Kilometrelerce öteden. Sen nereden geldin kardeş? Siverek. Urfa'dan. Bak gördün mü? Adana'da gelmeyen milyonlarca insan var değil mi? Ama adam Siverek'ten gelmiş. Düşünebiliyor musun? Bak kardeşim Bingöl'den gelmiş. Hepiniz cennetten gelmişsiniz. Düşünsene ne kadar uzaktan gelmişsiniz. Bazen bak değil mi? Anlatırsın anlatırsın anlamaz ama biri seni anlar. Duran Hoca beni çok iyi anlar. Bir adam şehrin diğer ucundan geldi ve ne dedi? Bu elçilere uyun. Burada ey kavmim ifadesi var. Ne kadar nezaketli bir ifade.
Çünkü neden? Karşıdakine değer verdiğini. Ey kardeşlerim diye söze başlıyorsun değil mi? Ey Ahmet diyerek söze başlıyorsun. Ey kardeşim diyerek söze başlıyorsun değil mi? Karşıdakini ne yapıyorsun? Bir onure ediyorsun aslında. Ve bu elçilere uyun dedi. Burada mesela bir sertlik var mı? Hamza hocam eğitimde sertlik olmazmış. Kusura bakma. Yani zorla bir şey öğretilemezmiş. Sertlikle bir şey öğretilemezmiş. Sonuna kadar merhamet, sonuna kadar nezaket, sonuna kadar incelik. Eğer öyle olmazsa sen kaba ve sert olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Bedevinin bir tanesi gelip Mescid-i Nebevi'ye bevle diyor abi. Düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünün en kutsal üç mescidinden bir tanesi bir bedevi geliyor şu köşeye affedersiniz ihtiyacını gideriyor. Diğerler hemen saldırıyorlar. Diyor ki ne yaptın, ne ettin, ne yapıyorsun sen, ne ediyorsun falan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bırakın adam işini bitirsin. Adam işini bitiriyor. Oraya biraz su dökün geçer diyor. Geçti. Adam ellerini açıyor. Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bana merhamet et. Bunların hiçbirine merhamet etme diyor. Şimdi böyle bir peygamberden bahsediyoruz ya. Şimdi biz karşımızdaki muhatabın bize söz söylemesi, bizi tenkit etmesi, bizi eleştirmesi, bize laf atması, bizi dinlememesi, bizi anlamamasından bahsediyoruz. Ne kadar nezaketli, ne kadar kibar bir dil var değil mi? Lokman Aleyhisselam'a bakıyorsun mesela. Şimdi çocuklarımıza İslam anlatacağız değil mi? İslam'ı tebliğ edeceğiz, İslam'ı öğreteceğiz. Yavrucuğum, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma diyor. Lan, Allah'a hiçbir şeye ortak koşma demiyor mesela. Lan kalk namazını kıl falan demiyor mesela değil mi? Bak nasıl bir üslup değil mi? Genelde biz çocuklarımızı bu şekilde namaza alıştırıyoruz ya da böyle yapıyoruz. Ama bak ne kadar kibar değil mi? Yavrucuğum, Allah'a hiçbir şeye ortak koşma ki uzun uzun zaten diğer meseleler de var. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam Firavun'a gidiyor. Dedim ya yumuşak sözlü söyle. Mervan bin Hakem olması lazım. Allahu Alim. Böyle camiye gidiyor. İmam hutbeye çıkıyor işte. Böyle asıyor, kesiyor, böyle atıp tutuyor böyle benim gibi. Sonra dönüyor, iniyor aşağıya. Diyor ki hani böyle çok sert bir üslup kullandığında biraz da böyle ona vuruyor tabiri caizse. Diyor ki ne sen Musa'sın ne de ben Firavun'um diyor. Öyle olsak dahi diyor. Allah ayette diyor ki ona yumuşak bir üslup kullan. Sen nasıl imamsın diyor. Sen nasıl bir dil kullanıyorsun diyor. Ben Firavun kadar zalim değilim. Sen de Musa ve Harun Aleyhisselam gibi zaten değilsin. Kullandığın dil çok sert ve üslubun çok ağır diyor. Başka bir şey, ücret istemeyen elçiler. Ne dedi o şehrin diğer ucundan gelen adam? Sizden hiçbir ücret, karşılık istemeyen bu elçilere uyun. Bunların sözünü dinleyin dedi. Dünyevi menfaat için değil, ihlas ile sadece Allah rızası için yapılan tebliğ ve davetler karşılık bulur. Söz söylüyoruz, bir şey anlatıyoruz. Niye tesir etmiyor diyorsan buraya bak. İlmi Allah rızası için öğrenen, ilmiyle amel eden ve bunu ücrete dönüştürmeyen insanların sözleri karşılık bulur. Ancak kalpten çıkan sözler kalplere gider. Dudakların ucundan çıkan sözler muhatabın kulak kepçesine gider, oradan ötesine gitmez. Dışarı çıktığında hiçbir şey anlamadım diyorsan buradaki kalpten konuşmamış demektir. Problem senin değil, problem benimdir. Hiç geri adım atmadan, yani düşünün bu konuda değil mi? Yürüdü. Hemen onlar taşlarız, öldürürüz demelerine rağmen değil mi? Devam ettiler. Devam etti elçi. Elçiyi desteklemeye devam etti. Bakın bir de mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilk tebliğe başladığında Şuara Suresinin 214 ve 216. ayet kelimeleri geldiğinde yakın akrabanı uyar dediğinde o kavminin önüne çıktığında ben bu yaptıklarımın karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum demişti. Bütün peygamberler kavimlerinin önüne çıktıkları zaman ben bu yaptıklarımın karşılığında sizden kesinlikle bir ücret istemiyorum. Ve ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Gelin sadece ve sadece Allah'a kulluk edin. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın demiştir.
ve hiç geri adım atmadan, ezilmeden hakikate çağırmak gerçekten her babayiğidin harcı değildir. Menfaat için yapılan tebliğ, tebliğ değil, ticarettir. Ticaret de burada fayda verir. Samet, yaz bunu. Tebliğ, bir daha söyleyeceğim bunu. Menfaat için yapılan tebliğ, tebliğ değil, ticarettir. Ticaretin karşılığı da burada alınır. Ahirette alınmaz. Bir karşılık için tebliğ yapılmaz. Bir karşılık için Allah'ın dini anlatılmaz. Bir karşılık için ayetten, hadisten bahsedilmez. Güzel bir hoca desinler diye konuşulmaz. İşin çıkışında hediye versin, para versin, makam versin diyerek konuşulmaz. Bunun adı ticarettir. Bunun adı tebliğ değildir. Ve tesir etmez. Neler var değil mi hocam? Girmeyelim şimdi. İmamlar başımıza iş açmasın. Allah için yapılan her iş başarılı olur abi. Allah için yaptığınız hiçbir şey başarısızlıkla sonuçlanmaz. Sen dünya nazarında bugün bakarsın ya işte hep 100 kişiyiz, 100 kişiyiz diye bakarsın. Ama Allah'ın katında daha fazladır. Allah'ın katında daha güzel karşılığı vardır. 22. ayette bakın yine güzel bir üslup var. Diyor ki hem ben ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz yalnızca ona döndürüleceksiniz. Burada nasıl bir dil var? Ya bu psikoloğu çağırın ya. Bu psikolog bana lazım. Psikoloji bilmek lazım abi. Karşıdaki muhatabın psikolojisini iyi bilmek lazım. İyi anlamak lazım. Önce değil mi? İyi tanımak lazım. Çünkü niye? Malı satarken önce müşteriyi iyi tanıman lazım. Mal alırken satıcıyı iyi tanıman lazım. Lan bu adam sahtekar mıdır? Parayı öder mi? Ödemez mi? Gününde getirir mi? Getirmez mi? Diye iyi tanıman lazım. Yani onun psikolojisini bilmen lazım. Mesela adam geldi mal alırken gözler dönüyorsa nedir Önder? Nedir? Para gözler dönüyor adam. Değil mi? Gitti. Bu adam parayı getirmeyecek yani bildi. Bak buna dikkat ediyorsun değil mi? Değil mi? Ha İslam'ı anlatırken de aynı şeye dikkat edeceksin. Nasıl bir üslup var? Siz niye Allah'a kulluk etmiyorsunuz demiyor. Ben beni yaratana niye kulluk etmeyeyim? Niye namaz kılmıyorsunuz demiyor. Ben beni yaratana niye namaz kılmayayım? Rabbim bana bu kadar nimet vermişken değil mi? Bir arkadaşım bile bana bir şey verdiğinde ona defalarca teşekkür ederken Rabbimin bana verdiği bu kadar nimetin karşılığında ben Rabbime niçin teşekkür etmeyeyim? Ben niçin namaz kılmayayım? Diye anlatmak var. Bir de niye namaz kılmıyorsun diye sormak var. İnceliği görüyor musun? Nezaketi görüyor musun? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali daha 10 yaşında. Bak muhakemeye konuşuyoruz abi. Ne dedi? Beni yaratana niçin kulluk etmeyeyim? Ayet bu. Hazreti Ali radıyallahu anh 10 yaşında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmiş. Hazreti Hatice validemizle birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh onu gördüğünde soruyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyorsun diyor. Ne yapıyorsunuz? Sizin bu yaptığınız nedir? Ben ilk defa görüyorum. Yeni görüyorum bunu diyor. Dersimiz psikolojiydi. O yüzden seni çağırdık. Psikolog arkadaşım. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Ben Allah'ın son peygamberiyim. Bu da bizim Rabbimize ibadetimizdir. İlk namazdır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşısında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh var gibi İslam'ı ona anlatıyor, tebliğ ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ben bir gideyim babama sorayım. Gidiyor, düşünüyor. Allah beni yaratırken babama mı sordu ki ben ona kulluk etme konusunda babama sorayım. Ertesi gün geliyor ve aynı şeyleri tekrar söylediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrardan anlatıyor ve iman ediyor. Beni yaratana ben niçin kulluk etmeyeyim? Psikolojik. Bak şimdi sallayacağım tutacak mı? Sen buradasın. İnsan psikolojisinde tenkide ve eleştiriye tepki vardır. Doğru mu? Bir insanı eleştirirsen, tenkit edersen ilk yapacağı şey tepki vermektir değil mi? Ne kadar iyi niyetli olursanız olun, bir insanın hatalarını, kusurlarını söylemek karşıdaki muhatabı memnun etmez, onun tepkisine yol açar. Doğru mu? Sen her şeye doğru diyorsun oğlum, hadi ben sallıyorum. He? Bak diyorum ki, ne kadar iyi niyetli olursan ol, bir kardeşinin bir hatasını, bir kusurunu, bir yanlışını söylediğinde
onun hoşuna gitmez, memnun olmaz. Bak bu tepkiye yol açar. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyordu bu konuda? Benim en iyi dostum bana hatamı en güzel şekilde bildirendir. Benim en iyi dostum benim ahiretimi en çok düşünendir. Paramı düşünen değil, ticaretimi düşünen değil, makamımı düşünen değil, itibarımı düşünen değil. Benim en iyi dostum ahiretimi düşünendir. Kim kimin koluna girip getirmişse o onun koluna sımsıkı sarılsın. Çünkü o onu buraya sadece ahireti için çağırmıştır. Başka hiçbir karşılık, hiçbir ücret için değil. Psikolojiyi bilmek lazım değil mi? Mesela nasıl davranacağız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz kendisi bir meclise girdiği zaman asla kalkılmasına müsaade etmezdi. Herkes otursun derdi. Ama Sad bin Muaz radıyallahu anh geldiğinde kalkın. Hepiniz kalkın. Çünkü Efendiniz geldi derdi. Şimdi Sad bin Muaz'ın dünyasından bakar mısın meseleye? Düşün mescide girmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkesi onun için ayağa kaldırmış. Bu ne itibar değil mi? Ne kadar onur edici bir davranış değil mi? Ne kadar nezaketli, ne kadar değer veren bir hareket değil mi? Elbette ki böyle bir dine iman edilir ya. Kapıdan girince, ben girince kapıdan kalkmadı diyerek işten kovan insanların İslam adına anlatacağı hiçbir şey yoktur zaten. Ahlak adına da anlatacağı hiçbir şey yoktur. 23. ayet-i kerimede diyor ki, onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz, beni kurtaramazlar. O takdirde ben mutlaka bir apaçık sapıklık içerisinde olurum. Dile bakar mısınız bakın? Hiç karşıdan bahsetmiyor bak. Siz putlara tapıyorsunuz, siz yanlış yapıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz. Başka ilahlar edindiniz demiyor. Hep ne yapıyor? Kendine nazara veriyor. Hep kendinden bahsediyor. Onu bırakıp da diyor başka ilahlar mı edineyim kendime? Onların yaptığı yanlışı bu dille, bu üslupla anlatıyor. O bana bir zarar vermek dilerse diyor. Nedir bizim imanımız? İmanımız şudur bizim. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Eğer Allah sana bir fayda vermek isterse, yerdekiler ve göktekiler bir araya gelse bu faydayı engelleyemezler. Eğer Allah sana bir zarar vermek isterse, yerdekiler ve göktekiler bir araya gelse sana zarar veremezler. Bu nasıl bir tevekkül değil mi? Nasıl bir iman? İnsan bu çizgide olsa, hayrın ve şerrin kendisine sadece ve sadece Allah'tan geldiğinin bilincinde olsa ne kadar rahat bir hayat yaşar değil mi? Ne kadar huzurlu bir hayat yaşar. Güven problemimiz olduğu için hayatımız rahat değil. Gecemiz, gündüzümüz rahat değil. 3 senemiz, 5 senemiz rahat değil. Yusuf yoruldun mu? Eyvallah. Devam o zaman. Onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz diyor. Yani o taptığınız, o beklediğiniz, o medet umduğunuz hiçbir şey size fayda sağlamaz. Şefaat edemez. Ne diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Ey kızım Fatıma, babam peygamber diye güvenme. Yapacaklarını yap ve öyle gel. Nefsini Allah'ın elinden satın almaya bak. Çünkü o gün hiç kimsenin kimseye faydası olmayacak. Rabbimiz inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat izni verecek ve o da ümmetinin içerisinde dilediği kullara inşallah şefaat edecek. 25. ayet-i kerimede de şöyle söylüyor. Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım, gelin beni dinleyin. Üçüncü kişiden bahsediyoruz bak. Üçüncü kişinin, yani affedersiniz, şehrin diğer ucundan gelen iki elçi geldi. Koptuk mu? Ahmet. İki elçi geldi. Üçüncü elçiyle destekledi. O elçiler insanlara tebliğ yapıyor. İnanmıyorlar, dinlemiyorlar. Şehrin diğer ucundan başka bir adam geliyor. O adamın dilinden anlatıyor Rabbimiz. Diyor ki o adam, şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım, gelin beni dinleyin. Burada iki tane mesaj var. Hem halka mesaj var, hem de elçilere mesaj var. Ne o mesaj? Şu. Ben sizin Rabbinize inandım derken, halka beni dinleyin, bana kulak verin diyor. Elçilere de şunu söylüyorlar. Söylüyor. Ben size inandım.
siz de beni görün. Ben iman edenlerdenim. Sizin bu tebliğinize karşılık verdim. Bu mesajı veriyoruz. Gelelim 26 ve 27'ye. Kavmi onu öldürdüğünde, hem de nasıl bir öldürme? Bağırsakları dışa çıkacak kadar işkence ve zulümle o şehrin diğer ucundan gelen adamı şehit ettiler. Ve Allah o adama قِيلَ دْخُلِ الْجَنَّةِ gir cennetime. Böyle bir film gibi gözünüzün önüne getirin abi. Şöyle düşün abi. Allah-u Teala diyor ki o kula, Kasım sana diyor ki şöyle söyle. Gir cennetime. Yani bir adım ötesi cennet. Böyle düşün yani. Daha bitti ya. Bitti abi yani bir adım ötesi cennet. Bitti. Bu acizlerin işidir. Ne diyor biliyor musunuz? Dönüyor arkasına. Keşke kavmim bilseydi. Keşke beni öldürenler, beni şehit edenler bilselerdi. Keşke anlasalardı. Keşke Rabbimin bana nasıl mağfiret ettiğini, keşke Rabbimin bana nasıl nimetler verdiğini bilselerdi. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Kendi cenneti için yaşamak değil, başkalarının cenneti için yaşamaktır. Kendi zevki için yaşamak değil, başkalarının rahatı için yaşamaktır. Daha da ilerisi nedir biliyor musunuz? Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamaktır. Öyle mi? Eren Guri. Kendi zevkinden, hevasından, parasından, malından, mülkünden, itibarından, her şeyinden vazgeçmiş, onu da bırak. Karşıdaki anlattığı insanlar inanmamış, inanmadıkları yetmemiş gibi onu paramparça şehit etmişler. O yine de dönüp kendisine bu zulmü yapanları Allah'a şikayet etmiyor. Ve onların anlamasını, keşke onlar için üzülüyor ya. Bu hayatta kim kim için üzülüyor ya, bir düşünsene ya. Kim, kaç kişi ya, kaç tane sizin için üzülecek, kaç tane arkadaşınız var? Kaç tane eşiniz, dostunuz var ya? Ya da sizin için ne kadar üzülebilir? Hadi dünyevi anlamda üzülür, anladın, hasta olursun üzülür, sıkıntın olur üzülür, paran olmaz üzülür. Peki sen cehenneme gidiyorsun diye kaç tane arkadaşın üzülür ya? Bu yaşadığın hayat Allah'ın razı olmadığı bir hayat diyerek kaç kişi buna üzülür? Ve onlara sinirlenmez. Onlara bağırıp çağırmaz. Onlara hiçbir şey söylemez. Rabbim inşallah hakkıyla okumayı, anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin. Allah öyle kullardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.